Kosinüs 3x eşittir 0 denkleminin 0 180 aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Hemen ne yapalım? Şu 0 yerine kosinüs değerini yazalım değil mi? Kosünüsü 0 olan kaç dereceydi? 90 derece. O zaman ne yaptım? Şu 0 yerine kosinüs 90'ı yazdım. Neydi arkadaşlar? Kosinüs kuralımız hatırlıyorsunuz. Hatta hatırlıyorsunuz demeyelim. Direkt hatır bir hatırlatalım. Ne diyorduk? Kosinüs x eğer kosinüs alfa eşitse iki durum inceliyorduk değil mi? Birisi x eşittir alfa. Diğeri de x eşittir. Neydi arkadaşlar? Eksi alfa. O zaman hemen yazalım. Demek ki 3x eşittir 90 diyeceğim. Bir de 3x eşittir. Eksi 90. Tabii bir de ne yapıyorduk bunları arkadaşlar? 360k ekliyorduk değil mi? Artı 360k artı 360k. Ondan sonra her tarafı 3'e bölüp x'leri buluyorduk. O zaman x eşittir 30 derece artı 120k. x eşittir eksi 30 artı 120 derece k. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? k'ya tam sayı değerleri vererek kökleri bulacağım. Hemen bulalım. K'ya 0 versem arkadaşlar x kaç gelir? 30. Demek ki bir tane kökümüz neymiş arkadaşlar? 30. Peki K'ya 1 versem diğer kökümüz ne olur arkadaşlar? 150. K'ya 2 versem vermesem. Niye? Çünkü aralığımız 0 ile 180 değil mi? K'ya 2 verirsem x 270 oluyor ki o da bu aralığın içerisine girmiyor. Demek ki buradan iki tane köküm var. Biri 30 biri 150. Hemen buraya bakalım. K'ya 0 versem yok vermesem. Çünkü K'ya 0 verirsem x eksi 30 oluyor. Yine bu aralığa girmiyor. K'ya 1 versem x eşittir. Kaç geliyor arkadaşlar? 90 geliyor. Gene arkadaşlar K'ya 2 verirsek bu aralığın dışına ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. O zaman 3 tane kökümüz varmış. 0 ile 180 aralığında. Bunlar 30, 90 ve 150. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Sinüs 4x eşittir eksi kök 3 bölü 2 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen ne yapalım? Şu eksi kök 3 bölü 2 yerine sinüs ifadesini bir şey yazalım değil mi? Şimdi normalde sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı ben biliyorum. 60. Fakat 61. bölgede olduğu için onun değer pozitif olur. Ha, o zaman benim değerimin negatif çıkması için bu 60 derece ya 3'ü ya da 4. bölgeye taşıyacağım. Çünkü sinüs 3. ve 4. bölgede neydi? Eksidi. Hangisine taşıyalım hocam? Hiç fark etmez. Yanına hangisi istiyorsa. Ne yapalım? 3. bölgeye taşıyalım. Peki taşıyalım. 63. bölgeye nasıl taşıyacağım? 180 ekleyerek değil mi? 180 artı 60 240. Ha, o da ne gelecek? Sinüs 240 derece. Peki niye 180'i kullandım? Onu kullandım. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? 180'de isim değişmiyor değil mi? Ondan dolayı biz hep ne yapıyorduk bu taşıma işlemlerinde 180'i kullanır. o zaman ne oldu şimdi? Ben sinüs 60'ın 3. bölgedeki karşılığı olan 180 artı 60'tan buldum. 240. Sinüs 240'ı yazdım. Eksi kök 3 bölü 2. Yiyelim. E sonra sonrası size bir hatırla. Devam edeceğim. Neydi arkadaşlar hatırda göstereceğimiz şey? Sinüs x sinüs alfa eşit olduğunda ne diyorduk arkadaşlar? x eşittir alfa. Bir de x eşittir 180 derece eksi alfa da. Hadi yazalım. O zaman 4x eşittir 240. Bir de ne diyeceğim? 4x eşittir 180 derece eksi 240. Tabi burada her tarafı 4'e bölerek x'i bulmadan önce ne yapıyorduk? Bir 360k'yı ekliyorduk değil mi? Hadi hızlıca onu ekleyelim. Her tarafı 4'e bölüyorum şimdi. X eşittir 60 artı 90 K. Buradan da X eşittir. Şurası ne oluyor? Eksi 60. 4'e böldüğüm için eksi 15 artı 90 K. İşte çözüm kümelerini bulduk. Şimdi buradan ne yapacağım? Uygun aralıkta artık hangisi olursa kök bulmaya çalışacağım. Mesela burada K'ya 0 versem. X kaç gelir? 60. Var mı şıklarda 60? Var. Zaten köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın hemen bulduk. Hocam başka olmaz mı? Mesela K'ya 1 verirseniz 150 de olur ama şıklarda yok. Buraya bakalım. K'ya 0 versem x -15 yok şıklarda. K'ya 1 versem x 75 yok şıklarda. Zaten K'ya 2 versem artık büyüyüp gidiyor. Demek ki arkadaşlar şıklarda olan kökümüz 60 derece. Cevabımız C şıkkı. X sıfırla 360 derece aralığında olmak üzere tan x artı 1 bölü kot x 2 bölü kök 3 denkleminin kökler toplamı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şu 1 bölü kotanjant yerine de tan x yazalım mı? Hatırlıyorsanız 1 bölü kotanjant tan x'e eşitti değil mi? Ya da 1 bölü tanjant kot x'e eşitti. Bunlar birbirinin tersi. Dolayısıyla 1 bölü kot x yerine ne yazdım? Tan x yazdım. Eşittir 2 bölü kök 3. Peki tan x tan x 2 tane tan x eşittir 2 bölü kök 3'ten. Aa, bakınız 2'ler gitti. Demek ki geriye ne kaldı? Tan x eşittir 1 bölü kök 3. E hemen 1 bölü kök 3 yerine de ne yazalım? Tanjant 30 yazalım değil mi? Tanjantı 1 bölü kök 3 olana kaç dereceydi? 30 derece. Peki yine bir hatır yapalım. Tanjant ne yapıyorduk? Onu hatırlayalım değil mi? Tanjant x eşittir. Tanjant alfa ise sadece ne diyorduk? x eşittir alfa değil mi? Sinüste ve kosinüste hatırlarsanız iki ayak vardı. Ama tanjantta tek ayak. Tanjant x tanjant alfa eşitse x eşittir alfa diyor. O zaman tanjant x tanjant 30 eşitse ne diyeceğim? x eşittir 30. Ama bu sefer ne ekliyordum? Farklı olarak sinüs ve kosinüsten 180 k değil mi? Ne yapıyorduk sinüs kosinüste? 360 k ekliyorduk. Tanjantta kotanjantta 180 k ekliyorduk. Tamam. Şimdi bu aralığa uygun kökleri bulalım. K'ya 0 verirsem bir tane köküm 30 verir. K'ya 1 verirsem diğer köküm 210 gelir. K 2 verirsem 390 bu aralığın dışına çıkarız. O zaman köklerimiz 30 ve 110. Toplarsam şey 210. Toplarsam 240. Aradığımız cevap C şıkkı. Sinüs eksi 3x eşittir. Eksi sinüs 330 denkleminin 0 180 aralığındaki kökler toplamı. Şunu hatırlıyor musunuz? Hemen bir hatır diyelim. Onu bir hatırlatalım size. Sinüs eksi alfa. Eksi sinüs alfa. Değil Sinüs içerideki eksi dışarı atıyordu. O zaman sinüs eksi 3x'i ben şöyle yazabilirim. Eksi sinüs 3x eşittir. Eksi sinüs 330. Böyle yazabilirim. Ha, bakın ne oldu? Eksiler gitti. E Geriye ne kaldı o zaman? Sinüs 3x eşittir. Sinüs 330. Ne yapıyoruz? İki aşamada inceliyoruz değil mi? 3x eşittir 330. Veya 3x eşittir 180 eksi 330. Sinüsün özelliği buydu değil mi? Bir x eşittir alfa diyorduk. Bir de x eşittir 180 eksi alfa. Peki ne yapıyorduk her tarafı 3'e bölmeden önce? Tabii ki de 360K'yı ekliyor idik. Süper. Şimdi her tarafı 3'e bölersem x eşittir 110 derece artı 120 derece k. Bir tane aralık bu. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir 180'den 330'u çıkartın. Eksi 150 3'e böldüm. Eksi 50 mi? Artı 3'e böldük. 120 k. Bitti. Bir diğer aralık da bu. Şimdi ne yapacağız? 0 ile 180 aralığında kökleri bulacağız. Sonra onları toplayacağız. Hadi hızlıca yapalım. K'ya 0 verin. X buradan kaç gelir arkadaşlar? 110 gelir değil mi? K'ya 1 versem aralığın dışına çıkarım. Çünkü 230 olur. Demek ki buradan sadece 110 geldi. Buraya bakalım. K'ya 0 versem eksi 50 aralıkta değil. K'ya 1 versem x kaç gelir? 70 değil mi? Peki K'ya 2 versem 190. Hay Allah o da kökün şişi şey, aralığın içerisine girmek. O zaman köklerimiz 110 ve 70. Toplarsak 180 aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Kosinüs alfa artı pi bölü 3. Hemen şunu şey yazalım. Derece türünden değil mi? Öyle alışmışız çünkü. Kosinüs alfa artı 180 bölü 3 60 derece. Eşittir sinüs 180 bölü 6 yani 30 derece eksi alfa. Diyor ki denkleminin 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi ben neyi biliyordum arkadaşlar? Bir taraf kosinüs bir taraf sinüsse olmaz. Ya her iki tarafı da kosinüs yapacaksınız ya da her iki tarafı sinüs yapacaksınız diyorduk değil mi? Biz bunu biliyorduk. O zaman şunu bir hatırlayalım önce. Sonra buna göre ne yapalım? Şurayı bir düzenleyelim. Neyi hatırlayacağız? Hatırlarsanız kosinüs alfa eşittir. Neydi? Sinüs 90 eksi alfaydı. Yani birbirini 90'a tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşitti. Mesela kosinüs 20 yerine sinüs 70 yazabiliyordunuz. 90 eksi 20'den 70 değil mi? Ya da kosinüs 40 yerine sinüs 50 yazabiliyordunuz. O zaman burada da şöyle yapalım. Kosinüs alfa artı 60'a dokunmayayım. Şu sinüs 30 eksi alfa yerine kosinus 90 eksi 30 eksi alfa yazayım değil mi? Ha, burayı düzenlersem kosinüs alfa artı 60 eşittir kosinüs eksiyi dağıtırsam eksi 30 90 eksi 30 60 eksi eksi artı artı alfa. Ha bakın ne oldu şimdi? kosinus alfa artı 60 e, 60 artı alfa e, 60 artı alfa alfa artı 60 aynı şey değil mi? Yani her iki tarafta birbirine eşit. Zaten şu halde bunlar birbirine Eşit. Mesela ben alfa yerine 1 yazsam cos 61 eşittir. cos 61. Alfa yerine 7 yazsam cos 67 cos 67. Alfa yerine 3 bölü 2 yazsam cos 60 artı 3 bölü 2 cos 60 artı 3 bölü 2. Yani ben alfa yerine ne yazarsam yazayım bu eşitlik zaten ne yapar? Sağlanır. E ne yazarsam yazayım demek bu aralıktaki her şey sağlar. Dolayısıyla çözüm kümesi aynen bu aralık olur. Dolayısıyla aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. 9 üzeri sinüs x, 3 üzeri 1 bölü kosinüs x denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi 9 yerine ne yazalım 3'ün karesi. O zaman 3 üzeri 2 sinüs x oldu. Doğru mu orası? Eşittir. 3 üzeri 1 bölü kosinüs x. Onda ne yapalım? Ona hiçbir şey yapamayalım. Çünkü o aynen kalır değil mi? Üste ne yapamam? Bir şey yapamam. Şu tabandaki 9'u 3'ün karesi de yazarım. Tamam ama o üzerdeki 1 bölü kosinüs x'e bir şey yapamam. Ha şunu yapabilirim şimdi. Tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman üstlerde ne olmalı? Aynı olmalı. Yani 2 tane sinüs x 1 bölü kosinüs x'e eşit oldu. Ha bakın işler dişler yapalım. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 oldu mu? Ha burası ne arkadaşlar? Sinüs 2 x değil mi? Demek ki sinüs 2x kaça eşit arkadaşlar? 1'e sinüs 2x 1'e eşitse bir yerine ben hemen şu sinüs 90'ı yazayım mı? Şimdi dikkat edin bana neyi soruyor? En küçük pozitif x açısı. O zaman gidip de bunu böyle iki ayakta inceleyeyim. K'ya değerler vereyim. Yapmama gerek yok. Zaten en küçük değer ne olacak? Direkt eşitlikten gelecek. Yani 2x eşittir 90'dan. X eşittir kaç gelecek? 45. Ha, demek ki bu denklemi sağlayan en küçük pozitif x açısı 45 derece ya da pi bölü 4 radyandır. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Kosinüs x eşittir. Eksi sinüs 2x denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş bize. Ne diyorduk? Denklemi çözebilmeniz için her iki tarafta kosinüs veya her iki tarafta sinüs olacak diyorduk. Yani bir taraf kosinüs bir taraf sinüs olmaz. E ne yapalım? Bakın şu kosinüs x yerine şunu yazacağım ben. Sinüs 90 derece eksi x. Olur değil mi? Olur. Ne demiştik? Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit. O zaman kosinüs x e sinüs 90 derece eksi x yazabilirim. Peki şuraya ne yapmalıyım? Şu öndeki eksi sıkıntı değil mi? E şöyle bir şey vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen bir hatırlayalım. Sinüs eksi alfayı istersen ben eksi sinüs alfa diye yazabiliyordum. Yani içerideki eksiyi sinüs dışarı atıyordu değil mi? Öyle bir güzelliğimiz vardı. Harika. O zaman bunu tersten düşünelim. Demek ki dışarıdaki eksiği ben hop içeri atabilirim. Yani şu eksiği içeri atabilirim. Sinüs eksi 2x. Bu şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Ha demek ki içerideki eksiği dışarı atabiliyorum. Dışarıdaki eksi içeri alabiliyorum. Harika. Şimdi ne oldu? Her iki tarafta sinüs oldu mu? O oldu. Şimdi ne yapalım? İki aşamada bunu inceleyelim. Ne diyorduk? Bir 90 derece eksi x eşittir eksi 2x. Bir de 90 derece eksi x eşittir. 180 derece eksi Eksi 2x. Yani ne olur? 180 derece artı x mi? Ha, buradan ne geliyor? x eşittir. Eksi 90. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsam eksi 3x eşittir. 90. Her tarafı eksiye böleyim önce. 3x eşittir. Eksi 90. Sonra ne yapayım? 360k'yı ekleyeyim. Ne yaptım farkındaysanız gene 3'e bölmeden önce 360k'yı ekledim. Şimdi her tarafı 3'e bölersem x eşittir. Ne kadar güzel renk seçmişim x eşittir. Eksi 30 artı 120. K. İşte bir aralık burada. Bir aralık. Tabi bunun bir şeyini unutmuşuz. 360 kalsın. Burada. Tamam bitti. Şimdi ne yapacağım? Vereceğim değeri. K'ya 0 versem eksi 90. Bu aralıkta değil. K'ya 1 versem 360 eksi 90'dan 270. Ha, buradan bakın bir tane kök geldi. 270 derece. Harika. Buraya bakalım. K'ya 0 versem eksi 30. Aralıkta değil. K'ya 1 versem arkadaşlar 90. Ha, demek ki x 90 oluyormuş. K'ya 2 versem 240 eksi 30'dan 210. Harika. K'ya 3 versem 360 eksi 30'dan 330 deriz. Demek ki bu taraftan 3 kök. Bu taraftan 1 kök. Toplamda 4 kök. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x eşittir. 2 eksi 1 bölü kotanjant x denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç radyandır diye sormuş bize. Ne yapalım şu sağ tarafı bir düzenleyelim. Şimdi bakın şuraya hiç dokunmuyorum. Kosinüs x bölüm 1 artı sinüs x. Eksi 1 bölü kotanjant x diyor ya, onu bu tarafa atıyorum. Hatta şunu da yapalım. Bunun yerine ne yazalım? Tanjant x yazalım. 1 bölü kotanjant neydi? Tanjant'tı. Tanjantı bu tarafa attım. Eksi tanjant x. E tanjant x yerine de ne yazdım? Sinüs x bölü kosinüs x yazdım. Eşittir 2. Amacım ne? Payda eşitlemek. Hadi payda eşitleyelim. Buraya kosinüs x ile. Burayı 1 artı sinüs x ile. Cos x cos x cos kare x. Eksi 1 artı sinüs x çarpı sinüs x. Ne olur sinüs x ile 1'i çarparsam sinüs x. Sinüs x ile sinüs x'i çarparsam sin kare x. Önünde eksi var. Eksi sin kare x. Bölü 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x. Eşittir kaç olacak? 2. Şimdi burayı düzenleyelim arkadaşlar. Nasıl bir düzenleme yapabiliriz? Ha Burada yalnız ben şuraya yanlış yazmışım ya. Şurada eksi var değil mi? Eksi tanjant x. Bu tarafa atınca artı tanjant x. Yani bura artı olacak. Şimdi orası artı olunca demek ki şunlar da artı olacak. Tamam süper. Devam edelim şimdi. Cos kare x artı sin kare x 1. Artı sinüs x bölü. Ha bakın 1 artı sinüs x de payda da var. Bunlar sadeleşecek değil mi? Eşittir 2. Bu yavrular gitti. E 1 bölü kosinüs x eşittir 2 ise demek ki kosinüs x kaçmış? 1 bölü 2. Şimdi gene bakın en küçük pozitif istediği için böyle yok ben bunu 1 bölü 2 yerine değerini yazayım. 2, iki, ay, iki ayakta bunu inceleyeyim falan gerek yok. Kosinüs x 1 bölü 2 ise bunu sağlayan en küçük açı kaç derece? 60 derece değil mi? Kaç radyandır diye sormuş. 60 radyan yani pi bölü 3 radyan. O da B şıkkı gelecektir. Yani şunu elde ettikten sonra kaç tane kök var demiyorsa ya da en büyük kökü nedir demiyorsa en küçük kökü soruyorsa size arkadaşlar Direkt ne yapın? Onu sağlayan zaten direkt en küçük kök olur. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derece? 60. İşte en küçük değer o. Onu da radyan turundan yazarsak pi bölü 3 cevabımız B şıkkı gelecektir. X açısı 0 ile 360 aralığında olmak üzere kosekant x artı 10 eksi 2 denkleminin çözüm kümesi. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs değil mi? O zaman şöyle yazıyorum. 1 bölü sinüs x artı 10. Eşittir eksi 2. E ne yapalım? Şimdi bunlara takla attıralım. Bu sinüs x artı 10 oldu takla attırınca. Eksi 2'ye takla attırınca o da ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Şimdi ne yapacağım? Sinüs x artı 10 eşittir. Sinüs bir şey. Onu bulmaya çalışacağım. Normalde sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derece? 30 derece. Ama ben bunu ne yapacağım? Ya 3 ya da 4. bölgeye taşıyacağım. Neden? Çünkü 3 ve 4. bölgelerde sinüs negatif. E nereye taşıyalım? 3'e taşıyalım. Siz isterseniz 4'e taşıyın. Hiç fark etmez. Ben 3'e taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? 180 kullanacağım değil mi? Çünkü ne diyorduk? de isim değişmez. 180 artı 30 210. O zaman şu eksi 1 bölü 2 yerine ne yazacağım ben? Sinüs 210 yazacağım. E Artık sonrasını biliyorsunuz değil mi? Ne yapıyoruz biz bunu? Şöyle ikiye ayırıyorduk. X artı 10 eşittir. 210 veya X artı 10 eşittir. 180 eksi 210. O zaman buradan ne geldi? X eşittir. 200 artı 360 k Buradan ne geldi? X eşittir. 180'den 210'u çıkar. Eksi 30. E bunu da çıkar. Eksi 40 artı 360 K. Bitti. Ne diyor bana? Çözüm kümesini 0 ile 360 aralığında bulalım. Şurada K'ya 0 verirsem X 200 olur. Burada K'ya 1 verirsem. Çünkü 0 verirsem aralığa girmez. 1 verirsem 320 olur. Ha, demek ki bir 200 bir de 320. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 2 cos kare x eksi 1 eşittir. Kök 3 sinüs 2x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? 2 cos kare 2x eksi 1 neydi arkadaşlar? Kosünüs 2x. O zaman onun yerine kosünüs 2x yazıyorum. Eşittir. Kök 3 sinüs 2x. Ne yapalım? Her tarafı sinüs 2x'e bölelim. Kosünüs 2x bölü sinüs 2x eşittir. Kök 3. E, kos bölüsün kotanjant değil mi? Ha, kotanjant 2x eşittir. Kök 3. Köküç yerine de ne yazabilirim? Kotanjant 30'da. Kotanjant'ı köküç olana kaç dereceydi? 30 derece. Şimdi her iki tarafta kotanjant oldu. Ne diyorduk? Kotanjant x. Eğer kotanjant alfa eşittir ise x eşittir. Alfa artı 180k diyor idi Hatırladınız değil Hemen şuraya hatır hatırlayalım. Bunu unutmayın. E o zaman kotanjant 2x kotanjant 30 ne diyeceğim? 2x eşittir 30 artı 180 derece k. Her tarafı ikiye bölersem x eşittir 15 artı 90 derece k. İşte çözüm kümemiz. Hemen bakıyorum hangisi oluyor bu? Sanki d şıkkı değil mi? Bakın pi bölü 12 kaçtı? 15. K pi bölü 2 yani 90 k. K da bir tam sayı. Demek ki cevap d şıkkı gelecektir. Kosinüs 2x artı 5 kosinüs x eşittir 2. Denkleminin 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesini istiyor benden. Şimdi bakıyorum bir tarafta kosinüs 2x var. Bir tarafta kosinüs x var. Şimdi ne yapalım? Bunları aynı yapalım. Nasıl? E şu kosinüs 2x'e ben 2 kat açı formülü yazarsam hangisini? Şu 2 kos kare x eksi 1'i yazarsam bu da kosinüs x türünden olur değil mi? E hadi yazalım o zaman. 2 kos kare x eksi 1 artı 5 kosinus x. 2'yi bu tarafa at. Eksi 2 eşittir 0. Düzenleyelim. 2 kos kare x artı 5 kosinus x. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 mü? eşittir 0. Ayıralım çarpanlarına. 2 kos kare x'i nasıl yazabilirim? 2 kosinus x kosinus x. Eksi 3'ü de nasıl yazarım? 3'e 1 mi? Hatta 1'e 3 yapalım. Değil mi? Buna artı bunu eksi dersek bakın çapraz çarpım ortaya veriyor değil mi? 6 kosinüs x eksi kosinüs x ortaya verdi. Yazarken ne yapıyorduk? Düz yazıyorduk. 2 kosinüs x eksi 1'e kosinüs x artı 3 eşittir 0. O zaman buradan kosinüs x 1 bölü 2 geldi. Buradan da kosinüs x eksi 3 geldi. Kosinüs x'in eksi 3 olma ihtimali var mı? Yok. Eksi 1 ile 1 aralı. Ne ki kosinüs x kaç eşitmiş? 1 bölü 2. Yani kosinüs x eşittir. Kosinüs 60 değil mi? 1 bölü 2 neydi? Cos 60'tı. O zaman buradan ne diyeceğim? X eşittir 60 artı 360 K. Veya ikinci ayak olarak ne diyorum? X eşittir. Eksi 60 artı 360 K. Neyi sormuş bana? 0 2 pi aralındaki çözüm kümesi. O zaman burada K'ya 0 verirsem 60 gelir. Burada da K'ya 1 verirsem 300 gelir. Ha, demek ki bir 60 bir de 300. Bir 60 bir de 300. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. 4x kare eksi 4 sin alfa x artı cos kare alfa eşittir 0 denkleminin kökleri birbirine eşit olduğuna göre alfanın pozitif değeri en az kaç radyandır demiş. Şimdi şunu bir hatırlayalım öncelikle. İkinci dereceden bir denklemde şuraya bir hatır yazalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 diye ikinci dereceden bir denklemde diskriminant. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalı ki denklemin kökleri birbirine eşit olsun. Hatırlıyorsunuz değil mi bu bilgi? İkinci dereceden bir denklemin kökleri birbirine eşitse diskriminantı, deltası yani b kare eksi 4 acsi kaça eşit olmak zorundaydı? Sıfıra. O zaman bu vatandaşın da kökleri birbirine eşitse diskriminantı sıfır olmalı. Diskriminant neydi? b kare. b ne? x'in kat sayısı. Yani eksi 4 sin alfa. E karesini alınca 16 sin kare alfa. Eksi 4 a. a neydi? x karenin katsayısı yani 4. Çarpı C. C neydi? Sabit yani cos kare alfa. Eşittir kaç olmalı? 0. O zaman 16 sin kare alfa eşittir. Burayı komple ne yapalım? Bu tarafa atalım. 16 cos kare alfa. 16'lar gitti mi? E her tarafı cos bölelim. Sin kare alfa bölü cos kare alfa eşittir birden. Yani ne olmalı? Tan kare alfa 1 olmalı. Ha, tan kare alfa 1 olacaksa demek ki tanjant alfa 1 veya tanjant alfa eksi 1 olacak. Neyi soruyor? Alfanın pozitif değeri en az kaç radyandır demiş. E ne demiştik arkadaşlar? En küçük değeri sorarsa zaten o birinci bölgedeki değer direkt eşit olduğu değer. Tanjantı 1 olan açı kaç dereceydi? 45 derece. Ya da ne diyorduk? Pi bölü 4 radyan. Dolayısıyla aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Hocam mesela buradan daha küçük gelmez mi? Gelmez. Çünkü tanjantı eksi olduğuna göre ya ikinci ya da dördüncü bölgede. Halbuki bu yavru nerede? Birinci bölgede değil mi? Daha küçüğünü bulamazsınız. Yok. Olsa ben size söylerim. Demek ki aradığımız cevap pi bölü 4. O da d eşittir. Kos kare 4 alfa artı kos kare 2 alfa eşittir. Bir denklemini sağlayan alfa dar açısının ölçüsü en az kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakıyorum. Bir 4 alfa var bir de 2 alfa var değil mi? Ha, şimdi o zaman ne yapalım? Şunları bir birbirine eşitleyelim. Aynı türden yazmaya çalışalım. Peki nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapsak. Bakın şu vatandaşı buraya atsak. Ya da diğeri de olurdu. Fark etmez. Ben bunu seçtim. Cos kare 2 alfa eşittir. 1 eksi. Cos kare 4 alfa. Doğru mu? E şimdi cos kare 2 alfa eşittir. Pardon nasıl yazdık onu öyle. Cos kare 2 alfa eşittir. 1 eksi cos kare. Neydi o da sin kare değil mi? Sin kare 4 alfa. Şimdi cos kare 2 alfa. Sin kare 4 alfa eşitse buradan ne anlarım? Demek ki kosinüs 2 alfa. Sinüs 4 alfa eşit. Veya Kosinüs 2 alfa eksi sinüs 4 alfa eşit. He. Ne diyorduk? A kare B kare eşitse ya A B'ye eşittir ya da A eksi B'ye eşittir. O zaman kosinüs kos kare 2 alfa sin kare 4 alfa eşitse ya kosinüs 2 alfa sinüs 4 alfa eşittir ya da kosinüs 2 alfa eksi sinüs 4 alfa eşittir. Şimdi buradan bakalım. Alfa dar açısının en küçük değerini mi istiyor? Ha, o zaman böyle çok karmaşık bir denklem çözümüne girmeme gerek yok. Hani böyle iki ayak K'ya değerler var. 360 K falan. Onlara gerek yok. Değil mi? Bu eşitliği sağlayacak. En küçük alfa değerini bulmaya çalışalım. Şimdi mesela buradan bulmam daha mantıklı. Niye? Çünkü burada biri pozitif biri negatif. Yani ya ikinci bölgeye ya da dördüncü bölgeye bakmam lazım. Halbuki burası her de pozitif olduğu için birinci bölge. Dolayısıyla burayla uğraşmanın bir anlamı yok. E söyleyin bakalım. Kosinüs sinüse ne zaman eşit oluyordu? birbirini 90'a tamamladığında yani 2 alfa artı 4 alfa eşittir 90'dan 6 alfa 90 alfa kaç dereceymiş 15. Ha, alfa 15 derece olursa hakikaten kosinüs 30 eşittir sinüs 60 olur. Birbirini 90'a tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşit. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer kaç dereceymiş 15 o da C şıkkı gelecektir. Bakın bir daha söylüyorum. Alabileceği en küçük değeri soruyorsa Böyle o hani yapıyoruz ya böyle işte y kosinüs x kosinus alfa x eşittir alfa x eşittir x alfa 360 k ile k'ya değer böyle uzun uzun çözüm yapıyoruz ya ona bulaşmayın. En küçük değeri soruyorsa direkt birinci bölgedeki değeri bulun. Onu düşünün ona konsantre olun. Öyle hiç k'lara falan konsantre olmayın. Peki 15 c şıkkın. 2 sin kare 2x artı 2 artı kök 3 sinüs 2x artı kök 3 eşittir 0 denkleminin 90 ile 180 arasında kaç farklı kökü vardır demiş. Şimdi bakıyorum 2 sin kare 2x 2 artı kök 3 sinüs 2x. Ha, dikkat ederseniz sinüs 2x'ler ortak. O zaman şu sinüs 2x'e m diyelim. Şu normal bir ikinci dereceden denklem haline getirelim. Sinüs 2x'e m dersen burası ne olur? 2m kare. Artı 2 artı kök 3 sinüs 2x yerine m yazıyorum. Artı kök 3 eşittir 0. Bu sanki çarpanlarını ayırtabilir gibi değil mi? Bakın 2m'ye m desek burayı da kök 3'e 1 desek dikkat edin. m kök 3 artı 2m zaten ben bunu dağıtınca 2m artı m kök 3 geliyor mu? Ha, o zaman çarpanlarını ayırdık biz bunu. Peki yazalım. 2m artı kök m artı 1 işte çarpanlarına ayrılmış hali. O zaman buradan m ne gelir? Eksi kök 3 bölü 2. m ne gelir? Eksi 1. E, m diye biz sinüs 2x'e mi demiştik? Demek ki sinüs 2x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2. Bunu da bu tarafa yazalım. Sinüs 2x eşittir. Eksi 1. Peki neyi soruyor bana? Kaç tane kök vardır demiş. Hemen burayı düzenleyelim. Şimdi sinüs yerine özür dilerim. Eksi kök 3 bölü 2 yerine sinüslü bir ifade yazacağım. Normalde sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 60 derece. 60'ı hemen 3. bölgeye taşıyayım ki eksi olsun. O da 180 artı 60'dan 240. Buraya ne yazdım? Sinüs 240 yazdım. Şimdi ne yapıyorum? 2 ayakta bunu inceliyorum. 2x eşittir 240 artı 360k veya 2x eşittir 180 eksi 240'dan eksi artmış artı 360k. Her tarafı 2'ye bölelim. x eşittir 120 artı 180k x eşittir eksi 30 artı 180k K'ya 0 ver. X kaç geldi? 120. istenilen aralıkta mı? Evet. 90 lı, 180 aralığında. K'ya 0 versem olmaz ama K'ya 1 versem X 150 gelir. istenilen aralıkta. 2 tane buradan kök geldi. Süper. Şimdi gelelim buraya. Sinüs 2 X eşittir. Eksi 1. Eksi 1 yerine ne yazabilirim? Sinüs 270 değil mi? Aa, şimdi gene iki ayakta bunu inceliyorum. 2 X eşittir. 270 artı 360 K. Bir de 2x eşittir. 180 eksi 270 eksi 90 Artı 360 k. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 135 artı 180 k. x eşittir eksi 45 artı 180 k. k'ya 0 ver. Buradan x bir 135 geldi. k'ya 1 ver. x eşittir ha, 135 geldi. Zaten 135'i demin bulmuştuk. Bir daha bulmanın bir anlamı var mı? Yok. Kaç tane kök bulduk? 3 tane aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bakın bu da diğer sorularda yaptığımız aynı hareketleri içeren bir soru. Fakat işlemsel olarak birazcık yorucu. Maalesef böyle şeyler de karşımıza çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok. Ne bulduk? 3 tane farklı kök var. Cevabımız C şıkkı. X sıfırla 2 pi aralığında olmak üzere kök 3 sinüs x eksi kosinüs x eşittir kök 3 denklemini sağlayan en büyük x değeri kaç radyandır diye sorulmuş bize. Şimdi hatırlarsanız şöyle diyorduk size. Trigonometrede kök 3 gördüğünüz yere ne yazın? Tanjant 60 yazın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle çok soru çözmüştük. Şimdi burada da yapacağım. Ama burada iki tane kök 3 var değil mi? Şimdi o zaman bir tanesini yine tanjant 60 yazarsam öteki de isteyecek. Sıkıntı. E ne yapalım hocam? Her tarafı kök 3'e bölün. İki tane kök 3'ten kurtulalım. Bir tane ekstra kök 3 gelsin. Hiçbir zararı yok. Hadi öyle yapalım. Her tarafı kök 3'e bölüyorum. Sinüs x Kök 3'e böldüm. 1 bölü kök 3 çarpı kosinüs x. Kök 3'e böldüm. 1. Ha ne oldu bakın? Artık bir tane kök 3 var. Yalnız bu sefer kök 3 değil. 1 bölü kök 3. E olsun. Kök 3 yerine tanjant 60 yazıyordum. Hatırlayın. O zaman 1 bölü kök 3 yerine de ne yazalım? Tanjant 30 yazarız değil mi? Hiçbir şey fark etmez. Sinüs x eksi 1 bölü kök 3 yerine tanjant 30 yazıyorum. Yani o da nedir? Sinüs 30 bölü Kosinüs 30 çarpı kosinüs x eşittir 1. şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu paydadaki kosinüs 30'dan kurtulalım. Nasıl kurtulacağım? Payda eşitleyerek ya da hepsini kosinüs ile çarparak. Artık hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Kavramınız, kavramanıza daha kolay geliyorsa. Onu uygulayın. Ben her tarafı kos ile çarpacağım. Hop kos ile çarptım. Ne oldu burası o zaman? Sinüs x çarpı kosinüs 30. Eksi kos 30'da çarpınca bununla bu gitti. Sin 30 çarpı kos x. Eşittir kos 30 1'i çarpınca hop kos 30. Yani bir nevi payda eşitledikten sonra içler dışlar yaptım. Onun için böyle payda eşitliğin içler dışlar yapayım diye uğraşacağınıza her tarafı paydadaki sayı ile çarparsanız aynı kapıya çıkarsınız. Peki şurası da tanıdık geldi mi? Sin kos sin kos. Ha bu sinüsün açılımı hocam. Sinüsün açılımında isimler değişir ama aradaki işaret değişmez. Önce sinüsünkini yazıyorum x. Sonra kosinüsünkini yazıyorum. 30 araya da ne koyuyorum? Eksi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Toplam fark formülleri unutmak yok. Aman ha. Denklem çözerken bile karşımıza çıkabiliyor. Eşittir. Kosinüs 30. Şimdi bu taraf sinüs ya. Burası kosinüs 30 hoş olmadı. E ne yapalım? Orayı da sinüs türünden yazalım. Kosinüs 30 yerine ne yazıyorum? sinüs 60 yazıyorum. Şimdi artık gerisi kolay. İki ayakta ben bu soruyu çözerim. Bir derim ki x eksi 30 eşittir 60. Bir de x eksi 30 eşittir 180 eksi 60. Buradan ne geliyor? x eşittir 90 mı? Artı 360 k. Burada x eşittir 180'den 60 çıkar 120. 30 ekle 150 mi? E, 150 artı 360 k. Tamam. Neyi soruyor bana? En büyük x değeri kaç radyandır? Bakalım. K'ya 0 varsam 90 gelir. K'ya 1 varsam 450. Çok oldu. Buradan 90 bulduk ama bu en büyük gelmez sanki. Buraya bakalım. K'ya 0 varsam x 150 gelir. K'ya 1 varsam 510. O da çok geçer. Demek ki en büyük değer kaçmış arkadaşlar? 150'ymiş. O da C şıkkı gelecek diyelim x 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere sin küp x bölü 1 eksi kosinüs x artı kos küp x bölü 1 artı sinüs x eşittir Bir denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım şu sin küp x hiç hoş bir şey değil onu parçalayalım mı nasıl bakın sin küp x'i şöyle parçalayacağım sinüs x çarpı sin kare x diye parçalayacağım sonra şu sin kare x yerine de 1 eksi kos kare x yazacağım bakın sinüs x sin kare x. Sin kare x yerine de 1 eksi cos kare x yazacağım. Bölü 1 eksi cosinus x. Artı o zaman aynı taktiği buna da yapalım değil mi? Cos küp x yerine cosinus x çarpı cos kare x yazacağım. Sonra cos kare x gördüğüm yere 1 eksi sin kare x yazacağım. Bölü 1 artı sinüs x. Eşittir 1. Şimdi burayı düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın şuraya bir hatır A kare eksi b kare. 2 iki kare farkı hocam. A eksi B çarpı A artı B'de hatırladınız değil mi? O zaman 1 eksi kos kare yani 1'in karesi eksi kos kare eksi buna göre açabilirim. Ne yazacağım? Sinüs x çarpı 1 eksi cos x 1 artı cos x bölü 1 eksi cos x. Ha, böylece sadeleşme gelecek değil mi? A artı kosinüs x 1 eksi sin kare x. E şunu tepesine kare koy. 2 kare farkı. 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x eşittir 1. Hadi sadeleşenleri sadeleştirelim. Gönülleri kalmasın. Şunlar gitti mi? Ee, burada da bakıyorum. Pardon şunun işareti yalnız artıydı. Aman ha. Şu artı değil mi? 1 artı sinüs x. Pekala. Bunlar da bu sefer bu mu gidiyor? Tamam şu kalanları artık ne yapalım? Çarpalım. Sinüs x artı sinüs x kosinüs x. Artı Kosinus x eksi kosinüs x sinüs x. Bitmeyen soru yazmışlar arkadaşlar. Eşittir 1. bakın bunlar da gitti. Böylece sinüs x artı kosinüs x eşittir. Kaç kaldı? 1 kaldı. Şimdi ne diyor bana? Bu denklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sormuş bize. Hangi aralıkta 0 ile 360 aralığında? Şimdi gidip de bunun da artık daha çözmeye çalışmayalım. Çünkü toplamlarının 1 olabilmesinin ihtimalini ben biliyorum. Ne? Bu 1'dir. Bu sıfırdır. Başka türlü bir gelme ihtimali yok. Peki sinüsü birken kosinüsü sıfır olan bir açı var mı? Var. Kim o da? 90 derece değil mi? Sinüs 90. 1. Kosinüs 90. 0. Peki hocam başka yok mu? Var tabi olmaz olur mu? Belki burası sıfır, burası birdir. değil mi? Ha, bunu sağlayan bir açı var mı? Var tabii ki de. Kosinüsü bir, sinüsü sıfır olan açı bir sıfır derecedir. Bir de 360 derecedir değil mi? 0 derecede, 360 derecede de kosinüs 1 iken sinüs 0'dır. Yalnız aralığa dikkat edin. 360'ı almamış, 0 almış. O zaman buna gerek yok. Sadece 0 alır. E o zaman bu denklemi sağlayan kaç tane kök varmış? 2 tane. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. X açısı 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere 256 sin kare x artı 256 kos kare x eşittir. 68 denklemini sağlayan en küçük x açısı kaç derecedir demiş. Hmm, değişik bir soru. Şimdi bir tarafta sin kare var bir tarafta cos kare var. Bunları aynı yapalım. Nasıl? Şöyle yazacağım bakın. 256 sin kare x artı 256 cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazacağım. Bir zararı var mı? Yok eşittir 68. Şimdi bunu düzenleyelim. 256 sin kare x artı 256 çarpı 1 üzeri eksi 256 üzeri 1 eksi sin kare x. Söyle yazabilir miyim? 256 üzeri 1 bölü 256 üzeri sin kare x. Böyle yazmanda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Tabanlar aynısı. Üstler birbirinden çıkalı. 1 eksi sin kare x. Şimdi bakın şöyle yapacağım. 256 sin kare x'e a diyeceğim. Böylece burası ne oldu? a artı. Yan tarafta ne oldu? 256 bölü a. Eşittir 68. Şimdi buradan sonra Çarpanlarını ayırabiliriz. Her tarafı a ile çarpıp ifadeyi düzenleyip. Hadi yapalım. Her tarafı a ile çarpıyorum. A kare. A ile çarptım. Paydadaki a gitti. A ile çarptım. 68 a. Sonra bunu bu tarafa atarım. A kare 68 a. Artı 256 eşittir 0 E ayırın çarpanlarını a'ya a. a 64'e 4 deme. Yalnız eksi eksi. Hakikaten eksi 64 ile 4'ü çarparsak. 256. Toplarsa da doğru. O zaman buradan ne gelir? A eksi 64'e A eksi 4 eşittir 0 gelir mi? Ha, demek ki buradan ne anlıyorum? A bir 64'müş. A bir de kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Peki A diye biz 256 üzeri sin kare x mi demiştik? Peki 256 ne arkadaşlar bu arada? 2 üzeri 8 değil mi? Ha, 2 üzeri 8 tane sin kare x eşittir 64. O da ne yapar? 2 üzeri 6 yapar değil mi? Ha, 8 sin kare x eşittir 6'da. Demek ki sin kare x 6 bölü 8 3 bölü 4. Demek ki sinüs x kök 3 bölü 2. Hocam bir de eksi kök 3 bölü 2 olmaz mı? Olur. Ama en küçük x açısını istiyor ya. Ha, dolayısıyla pozitif olan lazım bana değil mi? Çünkü pozitif olursa birinci bölgede olur. Eğer eksi kök 3 bölü 2'yi kullanırsam 3. ya da 4. bölgeye bakmam lazım ki oradaki x açısı da küçük olmaz. E buradan ne geldi? Sinüs x kök 3 bölü 2 ise x ne geldi? 60 derece. Var mı şıklarda? Var. Ama sevinmeyin. Niye sevinmeyelim hocam? Bulduk. Yok daha bulmadık ki. Ben ne yaptım? 64'ü kontrol etme. Bir de 4 var. Ha, bir de ona bakalım. Ne demiştik? 256 üzeri sin kare x. 2 üzeri 8 sin kare x demiştik değil mi? Peki a 4. O zaman a 4 ise arkadaşlar eşittir 4 diyorum. Çünkü a'ya eşitti bu. E 4 dediğimiz şeyde ne arkadaşlar? 2'nin karesi. Yani. Ha, ne oldu bakın 8 sin kare x eşittir 2'den sin kare x eşittir 1 bölü 4'ten ha sinüs x 1 bölü 2 geldi. Sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derece? O 30 derece değil mi? Daha küçük geldi mi? Geldi vallahi. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Böyle uzun işlemsel karmaşık sorularda hemen ilk bulduğunuza sevinmeyin. Şekil olduğu gibi yanılabilirsiniz. Bakın 60'ı bulduk. Sevinip işaretleseydik bunca emeğimize yazık olacaktı değil mi? Halbuki 30 daha küçük. Peki cevabımız C şıkkı. Taşkın öğretmen geometri derste tahtaya aşağıdaki soruyu yazıyor. Daha sonra sorunun daha kolay çözülebilmesi için de sorunun altına yardımcı şekil çiziyor. Şimdi soruya bir bakalım. X0 ile 90 aralığında olmak üzere sinüs x artı kosinüs x eşittir sekant x. Denkleminin çözüm kökünü bulunuz. Denkleminin kökünü bulunuz demişler. Çözüm kökü ne? Kökünü bulunuz demiş. Ha şimdi hakikaten sinüs x artı kosinüs x eşittir sekant x'i çözmeye kalksak birazcık zorlanırız gibi geliyor. Bir bölü kosinüs yazacağız. Payda falan eşitlesek. Evet biraz sıkıntılı gibi duruyor. Sağ olsun taşkın öğretmen ne yapmış? Bize bir yardımcı şekil vermiş. Yardımcı şekilde bir tane birim çember. Bir tane bc doğrusu. Bir de x açısı demiş. Tamam. Buna göre yardımcı şekli kullanarak Doğru sonuca ulaşan bir öğrencinin bulduğu x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakalım. Hakikaten bu yardımcı şekil bir işe yarıyor. Mu? Şimdi ben neyi biliyorum bir kere? Şu merkez O noktası, BCT merkeze teğeti birleştirmiş. Ha şurası 90 derece. Bunu biliyoruz değil mi? Çemberde öğrenmiştik. Merkeze teğetin birleştiği yer 90 derece. Tamam. Şimdi x derecelik bir açı var. x derecelik bir açının çemberi kestiği A noktasından aşağıya dik gelmiş. Ha bunu da biliyorum. A noktasından aşağı dik gelince şurası apsis kosinüs x oluyordu. Burası da ordinat sinüs x oluyordu. Bunu çok iyi biliyorum. Tamam devam edelim. Şimdi bir de sekant x var değil mi soruda? Ha, onu da burada bulmam lazım galiba ki. Değil mi? Bir işe yarasın. Şimdi ben şunu biliyorum. O a yarı çap 1. Şimdi sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs x'ti. Ha, 1 bölü kosinüs x. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs değil mi? Şimdi dikkat edin. OA 1 OB'yi de bulmaya çalışalım. Hipotenüsü. Ne diyoruz? X'e göre komşu 1, hipotenüs OB. Ben komşu hipotenüse bölersem neyi bulacağım? Kosinüs x. O zaman şunların yerlerini değiştirirsek, 1 bölü kosinüs x'e eşittir ne olur? OB. Ha, bir bölü de neydi arkadaşlar? Sekant x. Meğerse bu OB. Neye eşitmiş arkadaşlar? Sekant x'e. Yani Ordu, Adana, Bursa üçgeninde. OB uzunluğu da sekant x'e eşit. Peki sekant x neye eşit? Sinüs x artı kosinüs x'e. E zaten kosinüs x buradaysa ha bakın burada ne oldu? Sinüs x. O soru bitti hakikaten de güzel soruymuş bakın. Burası sinüs x. E burada sinüs x. İkiz kenar. E burası 90. Demek ki burası kaç dereceymiş? 45. İkiz kenar dik üçgen. E tepe 90. Burası 45 ise bizim x de kaç dereceymiş? 45 derece. Yani bu eşitliğin sağlanabilmesi için X açısının kaç derece olması lazım? 45 yani pi bölü 4 radyan. Dolayısıyla aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Şekildeki koridorların genişliği bir birimdir. A noktasındaki bir hareketli B köşesine uğrayıp doğrusal olarak C noktasına vardığında aldığı toplam yol 2 kök 6 birimdir. A'dan yola çıktı B'ye vardı. Devam ettiği C'ye işte bu yol kaç birimmiş? 2 kök 6 birimmiş. Tamam. Doğrusal demiş. Yani dümdüz gidiyor. Harika. Teta'yı vermiş. Benden Teta'nın alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ha, bu iki kök altıyı verecek şekilde Teta değerini istiyor. Peki ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapsak bakın. Şu B'den aşağıya bir dik gelsek. Burası kaç birim? Bir birim değil mi? Şuraya H diyelim. Şimdi dikkat edin. Bana şu A, B lazım. E şimdi Teta'yı kullanacağım. Belli ki. Verdiğine göre. E bir de var. Teta'nın nesi bu? Karşısı. Ben nereyi bulmak istiyorum? AB'yi. E, AB ne arkadaşlar? Hipotenüs. E, karşı hipotenüs sinüs. Hadi sinüs Teta'yı yazalım. Demek ki sinüs Teta neymiş? Karşı bir bölü hipotenüs AB. O zaman şunların yerlerini değiştirelim içler dışlarla. Demek ki AB neye eşitmiş? Bir bölü sinüs Teta. O da ne olur? Kosekant Teta. Gerek yok. Böyle bırakalım. Bir bölü sinüs Teta. Harika. O zaman şimdi aynı taktiği BC'ye de uyguluyorum. Nasıl uygulayacaksınız hocam? Şöyle yapacağım. Bu sefer şuradan bir dik geleceğim. Burası bir, e burası teta ise yöndeş açıdan burada teta. Şimdi nereyi bulacağım? BC'yi. Bu sefer teta için BC şu BK diyeyim. BK komşu, BC hipotenüs. Komşu hipotenüs kosinüs. O zaman kosinüs teta'yı yazıyorum. Komşu 1 BK, hipotenüs BC. Gene yerlerini değiştirsem demek ki BC neymiş? 1 bölü kosinüs teta. Şimdi ben neyi biliyorum? AB ile BC'nin toplamı 2 kök altı. E, AB ne? 1 bölü sinüs teta. BC ne? 1 bölü kosinüs teta. İşte bunların toplamı 2 kök altı. Ha, buradan ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar? Teta'yı bulacağım. Pekala bulabilir miyim? E, buluruz. Payda eşitleyelim bakalım oradan ne geliyor. Hadi payda eşitleyelim. Kosinüs teta artı sinüs teta bölü sin teta çarpı kos teta eşittir 2 kök altı. İçler dışlar yapalım. Kosinüs teta artı sinüs teta. 2 tane bakın dikkat edin. iki tane sin teta kos teta çarpı kök altı. Ne yaptım? 2 ile kök altıyı parçaladım. 2'yi sin teta ile kos teta'nın başına yazdım. Niye? E çünkü şurası ne olsun? Sinüs 2 teta değil mi? Kosinüs teta artı sinüs teta eşittir sinüs 2 teta çarpı kök altı. Şimdi her tarafı karesini alalım mı? Neden? E hatırlıyorsunuz değil mi? Şu cos teta artı sin teta'nın karesini alınca sinüs 2 teta geliyordu. Buradan da gelir. Nasıl geliyordu? Birincinin karesi cos kare teta. ikincinin karesi sin kare teta artı 2 katı sin teta cos teta. Hatırladınız değil mi? E kök altının karesi 6. Sin 2 teta'nın karesi de sin kare 2 teta. Şurası kaça eşit? 1'e değil mi? Ha, burası da ne eşit? Sinüs 2 teta. 1 artı sinüs 2 teta eşittir. 6 tane sin kare 2 teta. Hepsini bu tarafa atalım. 0 eşittir. 6 tane sin kare 2 teta eksi sinüs 2 teta eksidir. Hadi çarpanlarına ayıralım. Nasıl iyi soruymuş değil mi? E son soru artık olsun. 3 tane sinüs 2 teta ya. 2 tane sinüs 2 teta desem. Buna da eksi 1'e artı 1 desem. Bakın şunu çarpıp bunu çarpıp toplarsanız ortaya veriyor. O zaman düz yazarsam sinüs 2 teta. Bakın dikkat edin. 3 tane sinüs 2 teta artı 1 eşittir 0'dan sinüs 2 teta eksi 1 bölü 3 gelir. 2 sinüs 2 teta eksi 1 eşittir 0'dan da sinüs 2 teta 1 bölü 2 gelir. Şimdi benden a teta'nın istediği değer istiyor ya o zaman bilinen bir şey kullanmam lazım. Gidip de şunu kullanmanın manası var mı? Sinüs eksi 1 bölü 3 oranı açabiliyor biliyor musunuz? Hayır. Peki sinüs 2 teta 1 bölü 2. Ha bu sinüs 30 demek değil mi? E 2 teta 30'dan demek ki teta kaç derece olabilir? 15 derece olabilir. Hocam başka olmaz mı? Olur bir sürü olur da hangisi olabilir diyor. E zaten şıklarda da 15 var. O zaman fazla da kurcalamanın bir anlamı yok. O zaman bakın arkadaşlar teta kaç dereceymiş? 15 derece. Bu da bu aklınızda bulunsun bu arada. 1 bölü sinüs 15 artı 1 bölü kosinüs 15 eşittir 2 kök 6'dır arkadaşlar. Hocam bunu ezberleyelim mi? Sakın ha böyle şeyler ezberlemeyin. Ama aklınızın bir kenarında bulsun, bulunsun. Neden? Çünkü birisi size böyle bir soru sormak istiyorsa ve özel açıları da kullanmak istemiyorsa. Mesela 30'u, 45'i, 60'ı kullanmak istemiyorsa. Neden? Çünkü öğrenci deneyerek bulabilir diye. Kullanmak istemiyorsa kullanacağı bu arkadaşlar. Çünkü güzel geliyor bu. 1 bölü sinüs 15 artı 1 bölü kosinüs 15 eşittir 2 kök 6. Ya da 75 de olur değil mi? 1 bölü kosinüs 75 artı 1 bölü sinüs 75 o da 2 kök 6 eşit. İşte yani 2 kök 6'yı görürseniz anlayın ki orada ne var? 15 derece. Dediğim gibi birazcık eziyet bir soruymuş işlemsel olarak. Olsun. Çünkü son adım testinin son sorusu. Yani bunlar biliyorsunuz birazcık güzel olabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Siz buradaki mantığı anlayacaksınız. Şu uzunluğu nasıl sinüs kosinüs türünden yazdık, o denklemi nasıl çözdük oradaki mantığı kavrayacaksınız. Gerisi işlem ameleli o çok da önemli bir şey değil. Pekala ne bulduk 15 yani cevabımız A şıkkın.